Herkese merhaba. Bugün sizlerle Euro dolar analizi için birlikteyiz. Euro dolarda biliyorsunuz dar bantta sıkıcı hareketler devam ediyor. Peki yukarı yön ne derece kuvvetli? Bununla ilgili dün paylaştığımız bir analizin üzerinden giderek hem teknik hem temel bir değerlendirme yapacağız. Trade sitesine girdiğinizde analiz tabanının altında burada temel analiz kısmında bizim raporlarımızı ve teknik analiz kısmında raporlarımızı görebilirsiniz. Temel analiz kısmında bakın sonda ikinci raporumuz Euro dolarda yukarı yön ne derece kuvvetli? Dün yazdık bunu. Burada bakalım grafiklere. Dedik ki öncelikle parite yatayda bütün kötü haberleri karşılıyor. Bakın burada son dönemde özellikle 2016 yılının sondan itibaren ve 2017 başından itibaren yatayda öncelikle bir Trump'ın seçimi, daha sonra Fed faiz arttırımı daha yukarıda karşıladı Fed faiz arttırım dönemini. Ve daha sonra Fed bilanço küçültmesi haberini de yukarıda sindirmeye çalışıyor. Yatayda yukarıda belli bir bant üzerinde, orta vadeli 1.04 üzerinde bir konsolidasyon yapmaya çalışıyor. Temel göstergeler nasıl? Bakın şu aşağıda gördüğünüz daha silik olan turuncu çizgi Amerika reel, Almanya reel faiziyle Amerika reel faizi arasındaki fark. Yani Almanya reel faizi Amerika'ya göre ne kadar üstün? Bakın Ocak başından bu yana yükselen bir trend içerisinde. Yani aslında sanılanın aksine yatırımcılar Almanya'nın Amerika'ya göre daha pozitif bir ekonomik görünüm içerisine girdiğini görüyorlar. Bu Ocak ayına itibaren. Daha önce çok kötüydü bakın. Fakat sonra toparladı. Bu durum pariteyi aslında yukarı çekecek en önemli etkenlerden biri. Enflasyon beklentileri arasındaki fark ise yatay. Bir Avrupa daha iyi görünüyor, bir Amerika daha iyi bütünü görünüyor. Belli bir trend yok. Ama reel faizler yukarı gidiyor. Bu çok kritik. Belli bir noktada pariteyi yukarı almak için birebir. Bir de dün önemli bir gelişme oldu. Onun üzerine tabii analizimizi aslında hazırladık. Opsiyon piyasasında bu 23 Nisan tarihli Fransa seçimleri öncesinde bir korku hakim. Yatırımcıların çok büyük bölümü put opsiyonları, satım opsiyonları aldılar ve bir aylık risk reversal dediğimiz bir aylık put opsiyonunun volatilitesinin, call opsiyonu volatilitesinin puttan farkı negatif bölgeye geldi ve rekor negatif bölgede. Bu Türkçesi şu, yatırımcılar öyle bir rekor korkuya ulaştı ki tarihi bir noktaya geldi. Genelde bu tip yüksek miktar pozisyonlama ters yönde sonuçlanıyor. Böyle bir şey var. İlla sonuçlanacak anlamına gelmiyor ama öncelikle paritede çok hafif bir düşüşe neden olup sonra sert yukarı bir hareketle sonuçlanıyor ters yönde. Yatırımcıların çok büyük bölümü kendisi korkup bir yerde sıkıştıkları için. Bunu izleyeceğiz. Bunun üzerine analizimizi yaptık ve genel olarak makro görünümde orta vadeli yukarı yön inancımızı koruyoruz. Ancak tabii kritik dirençler henüz kırılmadı, değil mi Berk? Şöyle, aslında sana daha önce Eurolar vadeleri için konuştuğumuzda hedefler belirlemiştik, hatırlıyor musun? Bak, burada ne demiştik? 1.0850 hedefine geldik diye bir uyarı notu geçmiştik aynı zamanda. Bu 1.0850'ye vardığımızda şurada oluşan buma dikkat demiştik. Ondan sonra zaten parite aslında pek beni doğrultamadı, aşağı doğru düşmeye başladı. Şimdi ne yaptı? Genel görünüm bozdu mu? Bence bozmadı. Ama şu anda hani tekrar bakarsak, bu incelersek orta vadede dipler devam ediyor görüyorsun bak. Şurada durmadan kuvvetlenme var ve RSI hep daha yukarıda oluşmuş. Yani alıcı hisseyi pound'takine benzer şekilde hep daha yukarılarda oluşmuş. En son bu 1.0340'larda oluşan destek de 1.0360'larda şu anda tutuyor görünümde hala. Benim dikkatimi yalnız şu geçmiş haftaki mum çekiyor. Bu aslında bir tehlike işareti. Yani bir uyarı niteliğinde olabilir. Ama daha kısa vadelere inelim. Günlükte şöyle bir yükseliş kanalı var. Yukarıda 100 saatlik ve 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortam var. Direnç konumunda şurayı takip ederdim ben. O da 1.0580 seviyelerine denk geliyor. Onun altında kırılım bizi ilk başta şuraya kadar itebilir tekrar. 1.0490, 1.05'e kadar itebilir. Daha kısa vade indiğimizde bir düşüş kanalı var. 400 ve 800 saatlik hareketli ortam var. Burada direnç konumunda aynı zamanda kanal var. Bu kanalın dibinden bir tepki gelip işte tarım dışı istihdamla eğer bunu sonrasında veya kırarsa 1.07 ve 1.0774'ü izlerdim ben. Ama şu anda biraz ben kenarda kalmayı isterim açıkçası. Hem bugünkü volatilite işte hem dün geceki Amerika'nın Suriye harekatı. Yani bunların şu anda piyasada ama bir noise var aslında. Tanımlı sistem geçtikten sonra veya onun sırasında yani şu bandın kırılması
beni yukarı harekete ikna edebilir. O zaman girerdim harekete. 1.07.20, 1.07.73 4'ü takip ederdim. Şu anda Euro dolarda ben Evet. platform pozisyon lazım. Evet, bugün sizlerle Euro dolar analizini paylaştık. Hem temel hem teknik açıdan inceledik. Bir aşağı yönde pozisyonlanmada rekor bir noktaya gelindiğini, bunun aslında aşağı yön için tehlikeli olduğunu söylemiş olduk. Ancak yine de hala yukarı yön ihtiyacı şey de yok, bir görünümü de yok. Ana trendim ben hala temel olarak yukarı olduğunu düşünsem de kısa vadede bunu gösterecek, belki de gösterdiği gibi bir ivme yok, ivme işareti yok. O yüzden videoda bahsettiğimiz temel destekli dirençleri takip ederek yatırımlarınıza yön verebilirsiniz. Umarız faydalanmışsınızdır. Geçmeler ve tekrar karşınızda olacağız.